Xbox +Shift+ kullanılıyor. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Dünkü videolardan birinde size bir sürprizim olduğunu söylemiştim. Bir sürprizim daha olduğunu söylemiştim. Şimdi onu göstereceğim. Talk Back menüsü. Sonra metin okuma ayarla. Sürprizimiz yine sentezleyicilerle alakalı. Metin okuma liste dışında. Tercih edilen motor Xbox +TTS 1/6. Tercih edilen motor yukarı gezme. Tercih edilen motor radyo düğmesi işaretli değil. Samsung metinden konuşmaya motorlu. Dikkat! Bu konuşma sentezli motorlu, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan ünlerini toplayabilir. Samsung metinden konuşmaya motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı yetkinleştirilmesini liste dışında. Bakın şimdi Samsung metinden konuşmaya motorunu varsayılan metin okuma motoru olarak seçince ne oluyor? Tamam. Hazır mısınız? 3 2 1 Samsung metinden konuşmaya motoru kullanılıyor. Tercih edilen motor metin okuma. Tercih edilen motor Samsung metinden konuşmaya motoru 1/6 listede 6 öğe etkinleştirmek için 2 kez dokunmak. Evet, Samsung metinden konuşmaya motorunun eski erkek sesi, yani bizim bildiğimiz, özellikle benim de çok sevdiğim bu erkek sentezleyici artık eski versiyonda çalışabilecek. Metin okuma liste dışında. O yeni iğrenç olan sesler hala telefonumda var mı? Var. Ama ben bunu bir arkadaştan aldım. O yüzden bu erkek sesini de kullanacağım. Ha, soracak olursanız ki kadın sesi yok mu? Var. Ama onun içinde ikincil bir Samsung metinden konuşmaya motoru seçmemiz gerekecek. Şunun gibi mesela. Tercih edilen motor Samsung metinden konuşmaya motoru. Tercih edilen motor radyo düğmesi işaretli değil. Google metin radyo düğmesi işaretli değil. Samsung metinden konuşmaya motoru. Dikkat. Tamam. Radyo düğmesi işaretli. Samsung metinden konuşmaya motoru. Metin okuma. Tercih edilen motor Samsung metinden konuşmaya motoru 1/6 listede 6 öğe. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Gördüğünüz üzere Samsung metinden konuşmaya motorunun kadın sesi de mevcut. Ayarlar. Yalnız bu programların tek bir kötü yanı var. Ayarlara giremiyorsunuz. Ben şu an bunu burada denemeyeceğim. Çünkü ayarlara girdiğim zaman program kapanıyor, atıyor, donuyor, bir şeyler oluyor falan. Ayarlarına girilmeyecek. Zaten ayarlarında hiçbir şey yok. Girmeye değecek bir ayar seti yok. Yani ayarlarına girip ne yapacağız? Girmesek de olur. O yüzden ayarlarına girmiyoruz. Bunları ayarlarına girmeden kullanıyoruz. Devam edelim. Sistem dilini kullan 2/6. Konuşma hızı yavaş hızlı 4/6. Ha, ben bu kadın sesini beğeniyor muyum? Aslında beğenmiyorum. Ama yine de belki bir gün lazım olur diye hem erkek sesini hem de kadın sesini yedekledim. Kaydırma çubuğu, ses perdesi, 5/6. Bu arada SVOX uygulamasını modlayacağımı söylemiştim.
modlayarak paylaşacağını söylemiştim. Ama dün akşam fark edeceğiniz üzere hemen aradan birkaç saat geçtikten sonra hemen ikinci videoyu çektim. Çünkü program modlanmıyor. Modlama işlemi yapılmıyor. Modladığımız zaman program bozuluyor maalesef. O yüzden olduğu gibi kullanacağız modlamadan. Neyse, hiç yoktan iyidir yine de. Önceleri arayıp bir türlü bulamıyorduk. 100 kaydırma çubuğu, %20, çay, düğme, 6/6, tercih edilen mod. Çay, bu ses sentezinin bir örneğidir. Ama radyo, şar. Radyo düğmesi. Şöyle bir şey var. Tamam, uygulamayı modlayamadım. Ama en azından ayarlarının birçoğunu Türkçeleştirdim. Sadece gelişmiş ayarlar menüsü ve Turkish Voices dediği yer İngilizce olarak kaldı. Bir de programın ana sayfasında SVOX yüksek kaliteli sesler sağlar, bilmem ne yapar falan. O dediği yerler İngilizce kaldı. Onu Türkçeleştiremedim. Ama onu zaten kullanmadığımız için orası o kadar da önemli değil. İngilizce kalabilir. Oranın da diğer seçenekler menüsünü Türkçeleştirdim. İşte nasıl kullanılır, ne olur, ne biter falan fistan böyle. Oralar İngilizceydi, onu Türkçeleştirdim. Şimdi bakalım. Bu arada hazır elimizdeymişken tekrar SVOX-TTS'yi incelemiş oluruz. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi işaretli değil. Vox Classic PTL. Dikkat. Tamam. Samsung metinden konuşmaya motoru kullanılıyor. Bir saniye. Talkbatch kaçık. Evet. Metin okuma. Tercih edilen motor Vox Classic TTS 1/6 listede 6 ve etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Artık SVOX TTS'yi de Türkçeleştirdim. Ayarlar. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Ayarlarına girelim. Vox Classic metin okuma motor ayarları. Ses değeri. Bu ayar Vox metin konuşma motorunun sağladığı sentezleyicilerin ses seviyesini denetlemenize olanak tanır. Listede. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Ses perdesi aralığı. Bu Vox sentezleyicilerinin ton seviyesini kontrol eder. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Gelişmiş ayarlar. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Bu kadar arkadaşlar. Gelişmiş ayarlar menüsü sadece başlığı Türkçeleşti. Bu arada bu programda yani programın kendi ana menüsünde konuşma hızı ayarı eksik. Yani yok konuşma hızı ayarı. Sadece ses seviyesi ve ton seviyesi ayarı var. Konuşma hızı ayarı yok. Vox Classic metinden konuşmaya motoru için mevcutta bulunan bilgiler ve sentezleyiciler. Üst bilgi. Turkish Voices. Bir de etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Dediğim gibi burası İngilizce kaldı. Turkish Voices dediği yer. Ses seçme alanı. Onun haricindeki çoğu şey Türkçe oldu artık. Bu dil için tercih ettiğiniz bir sentezleyici seçin. Leyla, listede.
Cem işaretli. Şu anda değiştirmek için iki kez dokunma. Cem işaretli. Leyla. Değiştirmek için iki kez dokunma. Esbox plastik metin okuma motoru ayarları. Turkish Voices listede. 5 öğeden 1-5 arasındakiler gösteriliyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Şu anda da Leyla sentezleyicisi işaretlendi. Bu sentezleyicilerin konuşma tarzı birazcık Acapella TTS'deki İpek sentezleyicisine benziyor. İşte alt çizgileri, tireleri, parantezleri, okuması, işte ne bileyim okumaması gereken bazı gereksiz noktalama işaretlerini okuması falan biraz İpek sentezleyicisine benziyor arkadaşlar. Ama olsun, yine de güzel. Metin okuma. Tercih edilen mod. Radyo düğmesi. Dikkat. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Samsung Metin Dil Konuşmaya motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? Liste dışında. İptal, tamam, düğme. Radyo düğmesi, işaretli, Samsung Metin'den konuşmaya motoru, 3/1/7, metin okuma. Kullanımı, ayarlar metinden tirese. Ara, list, kapat. Sayfa 1/3, kapat merdan, ultima test screen ring. Kaydı sonlandır. Düğme. Böylelikle hem 2013 yılında Android için çıkan en eski sentezleyici setine sahip olduk. Hem de Samsung Metin'den konuşmaya motorunun eski ses verilerine sahip olduk tekrardan. Ben bu Samsung Metin okumanın İndirme adreslerini de vereceğim. Onlar da kalıcı olacak. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.